ve hayatımızın en berbat gecelerinden birini geçirdik bu gece. Kapıda sıkıntı yaşadık. Nasıl yaşadık? Türkiye'den çıkıyoruz. Evet, Bulgaristan'a da girdik. Günaydın. Edirne'den polis evinin hemen önündeyiz. Polis evinden ayrılıyoruz. Ve hayatımızın en berbat gecelerinden birini geçirdik bu gece. Uykusuz, sıcaktan klimasız bir odada, sivrisineklerin istilası altında, kaşımız, gözümüz, her tarafımız şişti. Şimdi de yola çıkıyoruz. Hazır mıyız Bilge? Haydi bismillah. Şimdi kestanelik kapısına gidiyoruz. Kastanyas diye geçiyor. Yunanlar Kastanyas diyor. Karşımızda Merkez Bankası'nın Edirne şubesi var. Şurası Merkez Bankası'nın şubesi. Güneş bile doğmadan, daha doğmadan demeyelim de, kendisini göstermeden biz Edirne'den çıkış yapıyoruz. Karaağaç'tan çıkacağız, Pazarkule'den. Şu anda ısı 23.3. Bakalım gün boyu ne hale gelecek. Onu da göreceğiz. Buradan direkt köprüye iniyoruz. Tunca ve Meriç nehirlerini geçeceğiz. Ondan sonra Karaağaç'a. Pazarkule'ye de bu yoldan veriyor. Biz de bu yoldan gidelim. Eski köprülerden geçmiştik daha evvel. Buradan yeni köprüden geçerek gideceğiz. Gazi Mihal Köprüsü diye geçiyor. Rumeli'ye ilk geçen Osmanlı kahramanları. Bakın güzel de bir köprü var şurada, tarihi. Efsane. Hakikaten güzel. Burada araç nereye gidiyor ya? Pazarkule'ye mi gidiyor? Kapıkule'ye mi gidiyor? Nereye gidiyor? Sabahın köründe. Niye biz bu sabahın köründe böyle gidiyoruz? Çünkü kapıda bir kalabalıklık olmasın, sıcaklardan kavrulmayalım diye. Daha yollar bitmemiş burada. Değişik değişik yerlerden gönderiyor. Türkiye'nin girişi burası. Abuk subuk yerlerde bütün yollar bitmiş. Geçen sene de burası yapılıyordu. Bu sene de böyle. Meriç'in öteki tarafında kalıyor Pazarkule. Meriç Köprüsü'nden geçiyoruz. Otoban mı diyelim, çevre yolu mu diyelim artık, neyse.
Ayrıca ve Meriç nehirlerinin Ergene gibi olmadığını, nispeten daha temiz olduğunu, sulamaya elverişli olduğunu, temiz su olarak, içme suyu olarak da kullanılabilecek nitelikte olduğunu söyledi. O açıdan da sevindim. Ama Ergene Nehri maalesef sanayinin ağır kirliliğini taşıdığı için çıkışta Enes tarafında da Meriç'i olduğu gibi zehirlemiş oluyor. Karaağaç'a uğramayacağız bu sefer. Geçen sefer Karaağaç'ı görmüştük. O yüzden bu sefer Karaağaç'ta bir işimiz yok. Yollar güzel oluyor ama. Yavaş yapıyorlar ama güzel yapıyorlar. Aha, benzin almadı. Neyse. Benzin almayı unuttuk ama Türkiye'deki fiyatlarla Bulgaristan'daki fiyatlar arasında hiçbir fark kalmadı. Hatta Bulgaristan'da daha da ucuz olabilir. Artık oraya inmiş kısmet. Ama neyse bakalım. Arkamızdan güneş. Kolay gelsin. Evrakları burada mı? İleride. İnelim. İn kızım. Orada bak şey yapılacak. Görüntümüz alınacak. İn aşağı. Hah. Geçen de öyle yaptık ya kızım. Çıkar kaskını. Evet, kapıda sıkıntı yaşadık. Nasıl yaşadık? Bankadan yurt dışı çıkış aracını kazık yemeden aldık. Sözüm ona. Ama illaki o kazığı atacaklar millete. Ne oldu? Bankadan yaptığımız işlem geçersiz. Kapıya geldik, rezillik. Ondan sonra... Hayda. Bir de burası mı var? Of. Dur in kızım. İn. Baksana bir de bu var ya. Of. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün ayarımızı bozdular ya. Şey yaptık, işlem yaptık yurt dışı çıkış aracını. O okumadı. Gittik oradan bir daha aldık. Ötekiler iptal etmiyorlar zaten. Biz de sıcak olmadan aman bir an evvel geçelim dedik ama. Nasıl? Gelmeden önce neden almadın? Öyle yaptım. İlla ki bir sıkıntı olacak. Ben de öndeki şey gişede vereceğiz zannediyorum ruhsatı. Ha. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam mıyız?
yeniden Yunanistan, Türkiye'den çıkıyoruz. Şuradan itibaren Yunanistan topraklarına giriyoruz. Hadi bakalım. Bir de burada rezillik yaşamayız inşallah. Welcome to Greece. Pamuk tarlası galiba. Onun gibi bir şey. Hi. Thank you. Tak kaskını. Tamam mısın? Kastanyas'tan girdik. Geçen sene burada durmuştuk. Şuradaki evin orada. Hatırlıyor musun? Şurada durmuştuk geçen sene. Şurada dinlenmiştik. Hava sıcaktı tabii o zaman. Şurada da bir tane komşu bakkal vardı. Nerede o? Kapalı. Bak ne güzel. Tarafa doğru ağırlığını ver. Ağırlığını hafif bu tarafa doğru ver. Heh. Ben eldivenlerimi giyeyim. Tekrar gireceğiz gümrüğe. Evet, buradaki kapı yalnız efsane. Şu yurt dışı çıkış pulu hikayesi rezilliği olmasaydı zamanında gelip geçmiş olacaktık. Arkamıza aldık. Devam edip gidiyoruz bakalım. Kastanyası çıkıyoruz. Ve Ortaköy sınır kapısına doğru devam ediyoruz. Ivailovgrad. Evet. Thank you.
bakarsanız pek çok yerde köyler boşalmış sadece. Türkiye'de değil. Türkiye'de yanlış tarım politikaları köyleri bitirdi ama ya en azından bakın buralarda köy dediğimiz yerden geçerken medeniyet var ya. Yani insanların köyde yaşayabilmesi için gerekli sosyal altyapı da var. Normal fiziksel altyapı da var. Baksanıza bayağı da büyük bir köy. Buralardan benzin almamamız lazım. Köye bak. Milliyetçi köy. Vallahi bütün binalar da tertemiz. Gayet iyi gözüküyor. Virane bir yapı görmedim şu ana kadar. Kardeşim. Kaynaklı yoksa vergi dairesinden mi kaynaklı, hangisinden kaynaklı bilmiyorum ama fazladan mükerrer yurt dışı çıkış pulu almak zorunda kaldık. Yani sistemin çalışmamasının ceremesini de vatandaş çekiyor. Böyle bir saçmalık, böyle bir saygısızlık. Ya dekontu da gösterdim, bankanın bana yolladığı dekontu da gösterdim. Hayır, ben buna işlem yapamam diyor gümrükteki çocuk. Halbuki ya bizim de pul olarak aldığımız zımbırtı bir tane küçük pul parçası. Ya öyle ya da böyle 600 lira hepsinden aldı devlet ya. Biz de seviniyoruz 500 lira olmadan geçiyoruz sınırı diye. 150 lira, 300 lira meselesi falan değil tabii ki. Bu prensip meselesi. Ha ne yapacağım? Eğer zamanım el verirse mutlaka vergi dairesine müracaat edip o fazla ödediğim 300 lirayı isteyeceğim yine. Bakalım devlet bu parayı bize geri verecek mi? Ben de merak ediyorum yani. İsraf etmesinler ya milletin paralarını, milletin vergilerini. Sahip çıksınlar, sağa sola dökeceklerine. Adam gibi milletin parasına sahip çıksalardı. Millet de o zaman böyle 3'ün 5'in hesabını yapmazdı. Bugüne kadar kuruş vergi kaçırmamışız. Kaçırmak istesek de zaten böyle bir şey söz konusu değil. Sabit gelirli vatandaşın böyle bir şansı zaten yok. Onu da söylerim her zaman. Eğer insanlara verginizi siz ödeyeceksiniz, alın size brütün tamamı diye verseler, vallahi ben söyleyeyim, memuru da işçisi de o vergiyi ödememek için bin türlü yol bulur. İşin açığı. Peşinen vergi kesiliyor zaten. Sabit gelirdi insanlardan. O yüzden daha fazla artık abartmanın bir anlamı var mı? Burası da bir Yunan mezarlığı.
köy mezarlığı. Filika mıydı neydi burası? Ne güzel bak, Nizami. Ağaç yok ama hiç. Dikkatimi çekmedi ağaç. Tertemiz ama. Köylerin içinden zaten Türkiye'de de hep yavaş geçerim ama buralarda biraz daha dikkatli geçiyorum. Çünkü küçük yerlerde de radar falan uygulaması yapabiliyorlar. Ha bu saatte yaparlar mı ayrı mesele. Saat daha 7. 7'yi çeyrek geçiyor. Çok fazla sanmıyorum yapacaklarını ama yine de biz sabah sabah gidelim yavaş yavaş. Evet, bu yol geçen sene geldiğimiz güzergahın aynısı. Buradan Gümülciner'in arkasına Rodoplara doğru gitmiştik. Bu yoldan bu kiliseyi falan hep görmüştük. Aynı güzergahı takip ediyoruz şimdilik. Daha sonra kapıya doğru, Bulgaristan kapısına doğru geçeceğiz. Ortaköy diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Oradaki gümrükten çıkış yapacağız bakalım inşallah. Yazılardan navigasyondaki izi de göremiyorum ha. Evet şimdi gördüm. Caddenin adını yazıyor beyaz. Gitmem gereken yolun izini göremiyorum. Tahminen sağa sola dalmadan devam ediyorum ben de. Evet demem o ki her ne kadar düzenli prensipte olsak da bu giriş çıkışlarda kapılarda illaki bir sıkıntı oluyor ama işin açığını söylemem gerekirse şunu da söyleyeyim. Geçen seneki Balkanlar gezisinde de şimdilik burada da sadece ve sadece kendi ülkemin sınır kapılarında sorunlar yaşadım. Gerek beklemeyle ilgili olsun, gerek gümrük kontrolüyle ilgili olsun, gerekse işte böyle sistem arızaları olsun. İşte el alemin kapısında yaşamadığımız sıkıntıları kendi kapılarımızda yaşayınca kanımıza dokunmuyor da değil yani laf aramızda. Yunan köylerinin arasında sürmeye devam ediyoruz. Resimleri yapılmış duvarlara ve Yunan bayrağı en başta. Hiç tabii tanımıyoruz yani biz buradan onu anlayamayız kimdir nedir onda oradaki kişiler şahsiyetler ama adamlardaki tarih bilinci bizden daha üstün gibi. Şu anda sevgili arkadaşlar 10 kilometremiz falan var sınıra. Boş. Gelen giden çok fazla yok. Sınırda hayırlısıyla geçtikten sonra ...3-4 gün sınır geçişi yapmayacağız. Kırcaali. Ondan sonra Tırnova,
Ondan sonra Bükreş. Evet. İkinci kez Yunanistan'dayız. Yunanistan'a çok kısa bir ziyaret yapmış olduk. Köylüler de hep yaşlı insanlar. Şimdi bu Rodoplar buradan yükseliyor anladığım kadarıyla, Rodop dağları. Şuradan bir yerden de Arda Nehri geçiyor. Hemen sağ tarafımızda kalmış olması lazım. Arda Nehri geçtik mi yoksa biz Arda'yım? Emin değilim. Ama bakacağız. Aha aracı abimiz. Aracı abimiz. Kanallar burada olduğuna göre Arda buraya yakın. Kanal mı artık Arda'nın kollarından biri mi bilemiyorum. Arda Nehri Türkler için önemli coğrafi formasyonlardan bir tanesi. Üzerine türküler yapılmış. Çevresinde bulunan ovalarda yaşanmış, hala da yaşayan Türkler var. Arda o yüzden bizim için çok önemli nehirlerden bir tanesi. Türkiye sınırlarına girince nehir Meriç'le birleşiyor ve Enez'den Ege Denizi'ne akıyor. Ama Arda Nehri'nin kaynağı bakalım. Haydi bismillah. Hay. Sıkıntı yok değil mi? İleride bir yerde duralım. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Yemek için. Şu sis farını bir göster. Sis farına bir bak. Tamam. Gel. Tamam mısın? Evet, Bulgaristan'a da girdik. Yunanistan'dan çıktık. Vinyet almak gerekiyor diye yazıyor. Vinyetinizi alın diyor, yoksa yapıştırırım size cezayı. Evet, artık Bulgaristan'dayız. Çok çabuk oldu. Doğru tercihler yapmışız gümrük açısından. Buna sevindim. Hiç beklemeden. Sabahın erken saatlerinde, serinde iki gümrüğü de geçmiş oldum hiç sıra beklemeden.
Bizim için harika bir şey bu. Bu sıcaklarda kesinlikle istemeyeceğiniz bir şey, bir gümrük sırasında beklemek. Öne geçiyoruz falan ama bazen öne geçemediğiniz de oluyor. Çünkü bulunduğunuz yerin şartlarını da göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela Sırbistan'da geçen sene 8 ülke gezdik, 8 gümrük gezdik. Sırbistan'da Sırp'ın bir tanesi o kadar memlekette, motosikletle, gümrükte ön sıralara geçmemize kimse bir şey demedi. Ama Sırbistan'da o Sırp canımızı sıktı. Ondan sonra tamam geç dedi sonra da ben geçmedim sıranın önüne. Ama diğer insanlar anlayış gösterdi mesela. O hıyarın dışında herkes anlayış gösterdi. Yani burada gümrüklerde tartışıyorlar. Vay sen de aratsın. Sen de sırayı bekleyeceksin. Lan kardeşim ya az insaf edin ya. Az insaf edin. Elbette ki bu da bir araç. Bunun da bir şerit hakkı var. Ama bu aracın imkan ve kabiliyetleriyle sıradan bir otomobilin imkan ve kabiliyetleri aynı değil. O yüzden motosikletlilere yurt dışında nasıl oluyorsa yurt içinde de yani Türkiye'de de artık bir anlayışın gelişmesi lazım. Motosikletlileri hep böyle aralardan işte makas atan, affedersiniz itlik yapan tipler olarak görmekten vazgeçmesi lazım milletin. Çünkü motosiklet şu anda bana sorarsanız milli servetin iktisatlı kullanılması açısından da önemli bir araç. Hatta Türkiye'de motosikletin vergilerinin düşürülmesi, motosiklet ekipmanlarının vergilerinin düşürülmesi, kolaylıklar sağlanması devlet politikası olması lazım. Belediyeler motosiklet kullanımıyla ilgili otoparklar düzenleyip motosiklet kullanan insanları teşvik etmeli. Ama maalesef bu konudaki bilincimiz çok eksik. İnşallah ileride düzelir bu bakış açısı ama bilmiyorum ya. Bazen umutlanıyorum, bazen de umutsuzluğa kapılıyorum. Şimdi nereye geldik? Bir Bulgar kasabası yine. Ivailovgrad mıydı? Yani Ortaköy mü? Ivailovgrad. Evet, aynen. Doğru biliyormuşuz. Ivailovgrad. Her tarafta Avrupa Birliği bayraklarıyla Bulgar bayrakları. Ivailovgrad. Şehir mi, ilçe mi artık bilmiyorum ama bayağı önemli bir yer herhalde. O kadar şey olduğuna göre bakın girişindeki şeyi bile. Lan burada da hiç açık bir yer yok mu ya? Nitekim saat 7.30. Rodopların arkasından, Rodopların kuzeyinden artık Mestanlı'ya, önce Mestanlı hedefimiz. Yol boyunca tabii ki
görebileceğimiz şeyler varsa onları da göreceğiz. Bir tane anıt var. O anıt, haritadan bulduğum bir anıt. Önemli bir şey mi? Belki de hiç değil. Ama birazcık kanıma dokundu. O anıtı bakalım bulabilecek miyim? O anıtı bulduğumuz zaman teferruatını size anlatırım. Şimdi böyle Rodop ikliminde, geçen sene Rodopların güney yamaçlarında, bu sene de kuzey yamaçlarında motor sürmek kısmet oldu. Rodop dağlarını seviyorum. Rodop dağları hakikaten doğasıyla 10 numara 5 yıldız. Bakın sağlı soldu. Karanlıkta gidiyoruz ya. Güneş sağ tarafımızda. 26 derece şu anda hava sıcaklığı. Tahmin ediyorum biz Kırcalı'ya vardığımızda, tabi orada da baraj var ama o baraja rağmen ben şey olacağını zannetmiyorum. Edirne'deki kadar yoğun bir rutubet olacağını zannetmiyorum. Neyse, girdik bir kere. Tamam, anladım. Evet, vinyetten biz muafız. Her tarafta da bir çeşme var. Yiyecek bir şeyler alsaydık güzel olacaktı. Bak ne güzel akıyor su.